Günaydın ve iyi akşamlar. Tekrardan hoş geldiniz. Ben Tayyip. Bugün 100 yıldır YouTube'a atmadığım videoların telafisini verebilmek için 100 yıl önce oynamaya başladığım PB2'ye sonunda video çekmeye karar verdim. Neden diye soracak olursanız can sıkıntısı. Yapacak iş bulamadım. Böyle bir karakterim var. Birçok karakterim var ama bu en favori olarak kullandığım karakter. Özelliklerine sıra sıra bir bakalım istiyorsanız. İsmine Vaultman dedim. Kasa açma bu işleriyle süslediğim bir arkadaş. Her zaman loot oynuyorsam eğer bu tarz perkler giriyorum. Sivilleri daha kolay kontrol altına almak için bu tarz konularda sivillere karşı ufak bir takıntım var. Bu tarz şu Bullseye özelliği özellikle hoşuma gider. Her headshot'ta %20 armor verir bana. Oyunda işime yarıyor baya. Bu ildime bakmak isteyenler böyle videoyu durdurup bakabilir. Ekstra olarak da yanımda mayındığım mermi çantası taşırım. Sadece kendi tipimi böyle yapmadım tabi. Çetemi de bu tiplere büründürdüm. Birazcık kasa açmayı oynayalım. Nasıldır? Olur bilmiyorum bakalım. Böyle bir başlayalım. Her zaman oynanan map'tir. Ben de her zaman oynamışımdır. PD2 deyince aklıma sadece bu map geliyor. Yani PD2 deyince aklımda canlandığım map bu map. Bunun dışındaki mapler çok fantezik kalıyor benim için. Her zamanki şekilde setup'ımı kuruyorum. Çok işime yaramıyor şu iki ambulans koymak ama oldu kadar. Bakalım. Her şey tamam herhalde. Tabii ki beyim. Direkt maskemi takayım. Setup'ımı yapayım. Allah, o kadar load yapacağız. Şuraya bir tane mayın bırakalım. Sonra lazım edecek. Bir dakika, araba bu tarafta mıydı? Evet, bu tarafta. Şu iki arkadaşı indirebilirim arabaya çekip. Yatın lan yere. Gelin bakalım. Bildiğini bilmiyordum beynim. Neyse. Kasayı nerede bakalım bulacağız. Alalım şunu. Aa, dur be ya. Kapıyı açmadık da. Kasa ön taraftaymış. Hop. Kamerada oynayamayacağız birazdan. Olabildiğince zaman kazanmak istiyorum. Kamera görmedim ya. Harbiden görmedim. Enteresan. Kamera buradan görür mü beni? Görüyor. Got it. Under the
Yapacak bir şey yok. İnceldiği yerden kopsun, yapacak bir şey yok. Esirleri yönetebilmeyi önem veriyorum ben. Sen de burada bekle. Yat yere. Hadi gel sen de bakalım. Hey you, move it. Aldığım özellikten dolayı oyun o map kısmında minimap'tan aldığım özellikten dolayı polisler biraz geç geliyor. Bu esirleri yönetmem bu zaman kazandırdı bana biraz. Böyle şeylere önem veriyorum. İyidir yani. Bakalım başka bir şey var mı burada? Üst katta menajer vardı. Onu alabilir miyim acaba? Gelir mi? Gel bakalım. Takip ettiği kadar etmiyordu. Niye gelmiyorsun Gök? Gelsene. Hey you, move it. Hadi oğlum. Taret mi geliyor? Yapma ya. Hey you, get moving. Get down. The police scanner's going wild. You get a move on. Get your weapons condition one, folks. Hey, you place us on in 30. Birazdan hepsi gelir buraya. Down. Gel buraya menajer. Hey you, get a move on. Aa medik. Gel buraya gel. Buraları da açalım hemen. Para paradır. Her yerden toplanır. Şu adamı da alalım. Taret geldi. Burayı patlatmak için kullanmışım. Odaya biri girerse haberim olsun diye mavi ayarladım. Kırmızı olursa patlar. Buraya da bir tane koyalım, kırmızı olsun. Arka illa açarlı. Bir yerden girdiler bile. Bak arka kapı açtılar dediğim gibi. İşe yarıyor. Oh, bulldozer. Helikopter yukarı geldi. İçinden inenleri öldürmezsek bazı odaları gazlıyorlar. Daha var mı? Eyvah. Ya
galiba aldık. Barikat. Ön tarafa bir tane daha atarım. Lopra bak ya, beni bekliyor. Gel bakalım. You gotta move on. Lopper mı geldi? Gel bakalım. Nereye gidiyor bu ya? Oğlum bu nasıl bir dolanmak? Buradan geleydin ya. En gördüğüm böyle tuhaf NPC. Var mı bakacağım? Ön tarafa da taret gelmiş. İyi oldu aslında gelmesi. Bizim araba bu tarafta ya, loot'u götürürken iyi olur. Neyse biz loot'umuza başlayalım yavaş yavaş. İlk çantamı çıktı. Ne oldu lan? Bu geldi. Sizler buraya gelin ya. Siz buradayı savunun. Bunlar burada dursun, ben işime döneyim. İkinci çanta çıktı, güzel. Clover gel buraya, al bunu. Altın, tam altın diyordum, altın çıktı aynen. Özellikle botlarla oynamayı seviyorum, ben takım bot olduğu zaman yani. Normal oyunculardan daha faydalı oluyorlar çünkü, bir de istemediğim işler yapmıyorlar genelde. O yüzden bazen yazıkçı oluyor hepsi. Mesela bir yerde düştüğünüz kaldıramıyorlar size. Bu kadar fazla reyneyi tutma sebebi mi var? Eğer tutmanasam en azından tutmanın bir yolu olsun diye. Önceden reyni almanız gerektiği bir belki eğer. Bu adam herkesi tek atıyor ya. Kendimin ölmemesine şaşıramadım ya. Kim vuruyor bana ya? Arkaya bir tane atmamız lazım. Mayın koyacağım oraya şu an. Üstü radar eder artık. Şimdi de böyle koyalım. Fazla faal ya, böyle olmaz. Lower gene düştü. Ne oluyor onda? Ha,
Neyse bir şey yok. İyiler. Ne durumdasınız? İyi miyiz? Herhalde iyiler. Biri düşse illa kaldıran oluyor. Kasalar bitti galiba. Paketleri götürmek kaldı geriye. Çantaları sıra sıra atalım. Anca geziyoruz. Haydi çocuklar gidiyoruz. Bu altın galiba. İlk defa botların bu kadar damage yediğimi görüyorum. Normalde ben oynarken düşmezler kolay kolay. Da Clover'ın kendisine ait bir cenabetliği var. Gerçi ön tarafta taret var, herhalde o demeyi spamlayıp duruyor. Yürüyün çocuklar bir daha. Evet, bu tarafa geldi galiba, sesi geliyor. Blocker ya. Bir kere yakalandığın zaman bütün takımı indirecek özelliğe sahip. Adamlarımı aşamalı aşamalı getirdim. Jimmy sen de gel, tamam. Altını hemen götürelim. O indirecekler beni. Karet ne zaman mermi dolduruyor ya? Ver bakayım şuradan. Clover gel. Ay siz ne işte gel. Hadi oğlum. Çek, getir o çantayı bana. Ver ver ver. Anamı. Herife bak, ölümle rastladı ya. Herhalde tamam. Gidelim. Hadi çocuklar. Oh. İyi kaçabildik. Normalde uzattığı olabiliyor da. İyi iyi güzel. Gayet hoş. Bu silah bu arada çok iyi, Lions Roar Rifle. Gayet iyidir. Ben de bir yerde görmüştüm. Normalde böyle bir silahın varlığından haberim yoktu. Gayet şey yani, mermi toplaması kolay. Ne derler? Fire rate'i yüksek, damage iyi. Hayat kurtarır yani. Bu bende var mıydı ya? Vardı sanki. Neyse. Da böyle bir videomuz oldu. Payday ile ilgili ilk defa. Bakalım neler var. Armor skinler eskiden çok iş. Böyle tatlı duruyordu ama artık durmuyor. Kostümler geldiğinden beri bir anlamı yok. Ya beni izlediğiniz için teşekkür ederim şimdi. 6-7 aydır video çekmediğim için böyle unutmuşum bazı şeyleri, biraz mötür kalıyorum. Eskisi kadar şey, enerjik olmayabilirim. Ama eğer çekmeye devam edersem toparlarım diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.